Sen hakikaten neye eğlendin? Ben 5 yaşında dansıdan kızlara eğlendim. Oğlum niye? Ben Anton Çağrı'da oynayabilirim. Kahveye bak ya. Benim kimliğim yere düşse bomba patlar. Polis çevirmelerinde tedirgin olur musun? Sevgilin sana evli olduğunu söyledi. Ne tepki verirsin? Kahvelik yapma değil mi? Yengenin götüne bakar mısın? Maaşla benim kızımın sevgilisi olur musun? Şey oğlum yapıyorum. Bunlar çok şey şakalar ya. Kadıköy kafası anladın mı? Bana gel. Bu bana gelmiyor. Ben burada ayrılmıyorum. Niye lan? Çok mu kroydum? Yalan Makinesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer çok sevdiğim bir komedyen abim bizlerle. Abi Yusuf Bilal Altıntaş. Bu arada benim yalan makinem Maho. Sevgili menajerim Maho. Ama yüzünü hiçbir zaman göstermeyeceğim. Maho pişlik yapmak yok. Bak yemin ederim seni kovarım. Senin hakkında Diyarbakır doğumlu sonra komedyen. Yeteneksizsiniz de yarı finalist olmuşsun. Final mi? Üç gün araştırmam. Ha, direkt final olmuşsun. Yarı finali hakaret gibi gördü hani. Hay yarı final, ha final. Nasıl çok ya? Değişiyor mu? Sen kaç tane gerizekalı dedim orada biliyor musun? Ne kadar zor orada papağanı elemek sen biliyor musun? Ne kadar zor. Sen hakikaten neye eğlendin? Ben 5 yaşında dans eden kızlara eğlendim. Çok kötü. 5 yaşında şöyle yapınca güzel geliyor böyle. Keşfetteki bütün güzel kızları like'lıyor. Onlar arkadaşım, senin için keşfet. Tamam da benim arkadaşları da like'lıyor. Hani. Yok ben gurur duyarım böyle şeyde. Böyle mesela bir kızı beğenmişim, arkadaş da beğenmiş. Aynı kulüpteyiz kanka, hani böyle şeyiz. Aynı yerde geziyormuşsun gibi. Kanka yani like önemli ya, biliyor musun? Önemli, önemli. Çünkü ben sen de biliyorsun. Like atarken bazen düşen oluyor. Yok lan, düşmeden değil. DM'den yürümeden büyük hatadır o ya. Sen yürümüyor musun DM'den kızlara? Yani artık keşke. Hayır, iyi ekmek var tamam mı? Bazen ya benim ne karlar takip ediyor bazen biliyor musun? Yemin ederim diyorum ki ulan keşke ama yok. Gelen seyirciye gelen konuklar hakkında bunda ne tipi var diye bir konuğum şeyimiz at var. At hırsı. Torbacı yazmışlar. Torbacı Tarkan. Alman rapçisi. Şimdi ben normal kendi aksanımı konuşsam kimse anlamaz. Biraz Azeri Türkçesine benziyor. O yüzden ben de iyileştirilmiş Yusuf'u yaratmaya çalışıyorum. Ha, çok düzgün konuşabilirim, mevzu o değil. Ama kendim... Bu hep böyle olacak. Hep bipli olacak. Bip orada biplersin. Oğlum niye? Ben Anton Çev'de oynayabilirim. Kahveye bak ya. Şimdi Çev'o oynarken düşünsene. Benim annem o spinner. Benim annemin... Garip bir yeteneğim veya garip bir fantezim var mı diye soruyoruz. Kulaklarımı sallayabiliyorum. Bir tane daha var da. Ne var? Tükürüğümü balon yapıp atabiliyorum. Yapmayacağım. Ya ben kendi yeteneğimden gurur duymaya başladım. Ben hayvan yapabiliyorum lan. Vay, yapabiliyorum beatbox. Beatboxçı tip var. Acun abi Almanya'dan geldim, beatbox yapacağım. Onu yapsam şey şampiyon olurdum. Ben stand-up kültürü için uğraştım. Köpek eleseydi seni daha mı çok koyardı? Ya o köpeğin cinsinden bizim bir arkadaş da var. Daha çok koymazdı. Onlar çok zeki olur. Kaç para o köpek sen biliyor musun? Bilmiyorum ki. Harbiden çok zeki köpek de var. Sence ile başlatıyoruz seninle direkt. Sence Mahmut senin .1 olduğunu düşünüyor mu? Lütfen küfür etme. Sence Mahmut senin zeki biri olduğunu düşünüyor mu? Tabii canım. Karizmatik biri olduğunu düşünüyor mu? Bazen. Her zaman değil, bazen. Komik? Bazı anlarda. Düşünüyor mu lan komik olduğunu? Şey bir yandan böyle diyor, basıyor. Eğlenceli biri olduğunu düşünüyor mu? O da bazen ya. Aslında gerçekten bazen. Sen şey böyle benim o ara yolu buldu. Benim o evet veya hayır de. Çok dram da bazen çok üzdüğüm de oluyor yani. Ama sonrasında komik bir şey söylüyorum. Yani mesela kıza aşıktım ben. Unutulmaz, herkesin hayatında bir kişi vardır ya. Onun acısı daha böyle geçmemiş. Topluyordum herkesi, böyle anlatıyordum. Tamam işte şöyle oldu, böyle üzüyorum. Benim için bu kadar değerli. Ve gerçekten arkadaşlarım gözü doluyordu. Onları bu ruh haline soktuktan sonra işte ne oldu ya, siz niye ayrıldınız? Aldattım. Anladın mı? Ben böyle kıyar bir adamım. O yüzden bazen dengem yok. Gerçekten çok da üzgünüm ama aldattım da. Anladın mı? Sadık diye soracaktım bir sonrakini. Gerek de yokmuş yani. Kendi kendini söyledi. Telepati bunlar işte. Sorulara geçiyorum. Ortama zengin biri girdiğinde götü başı ayrı oynayanlardan mısın? Yok. Yani kapitalist. Bak. Ya. Geldim senin ortama. Ferrari'n yok mu? Bir kere dedim mahalle Ferrari'yi getir. Örnek al lan bak. Şu Ferrari'si olan Ozalitçi. Hayattan bıkmış deli zengin biri önüne yetim bir çocuk koydu. Çocuğa attığın her tokat için $1,000,000 verecek. Normal ne kadar? Harbiden ya bu lan.
Abini sikeyim diye vurdum. Ya vurma bana. Konuşma. Oğlum yapmayın. Bak bu şakaya da kızacaklar. Lütfen bunlar şaka. Ne kadar sürede Türkiye'nin en zengini olursun? 10 senem var ya. 1000 yok şeyde. Ha. Yetim çocuk dövmeden. Ha 10. Bunu otomatiğe bağlarsam. Ya çok sofra. İpman gibi. Yok oğlum kıyamayız ya. Bir de bunun defans diyoruz biliyor musun? Şakayı yapıyorsun seyirci gülüyor. Sonra hani o toplum kızmasın diye. Biz burayı kaçacağız. Kıyılır mı? Kıyamazsın oğlum. Vuramazsın yani. Ben en son ortaokulda falan kavga ettim. Çıkışta var bir kavga. Polis çevirmelerinde tedirgin olur musun? Çok. Neden? Nasıl neden? Sen benim kimliğimi gördün mü oğlum? Benim kimliğim yani. Benim kimliğim yere düşse bomba patlar. Yok şimdi biz temiz insanlarız. Polis görünce merhaba abi deyip geçiyoruz yani. Sende bir neden var belli. Bir şey mi taşıyor? Ya o biraz şeyden yırtıyorum. Tamam evet biraz bazı aykırı tipim var ama hani sen ne biçim Fatih Paşa'lısın diyor bana. Tamam Fatih Paşa da bizim oranın en böyle tehlikeli yerlerinden biridir. Suriçi, eski Suriçi. Polisler biliyor bunu. Adana şey gibi düşün. Hürriyet Mahallesi gibi. Ha, Adanalı bu. Biliyor. Ama bu öyle Adanalı değil şey gibi. Adana'nın Kadıköy'de yetişmiş. Evde beslemişler bunu. Baya şey böyle zengin ailelerin şivavaları olur ya. Evet. Böyle elinde çanta. Orospu köpek diyorum ben. Ha yani. İşte orospu köpek. Seni bir gün dövseler bu neden olur? Gıcık oldukları için döverler. Neyi? Beni sevmeyenin çok fazla. Bilmiyorum niye. Senin öyle hakikaten. Bak benim internette araştırdım. Evet. Ya çok sevmişler ya çok sövmüşler. Dengesi böyle. Yok. Sevgilin sana evli olduğunu söyledi. Ne tepki verirsin? Devam eder grup misin? Dedi ki ben 5 yıldır evliyim. Ya söylememesi ki sıkıntı. Söylese... İşte sonra söylüyor. Ama şey önemli. Niçin söylemedi o önemli. Mesela öldürülecek mi? En kötü ihtimal bu olabilir. Niye programı... Program 0-1. Şey böyle... şey yapıyor böyle. Bir şeyi soruyor. En karanlık yerini buluyor. Kazıyor. Onu çıkartıyor. Evet. Dark. Hadi gidelim oraya. En yakın arkadaşınım, benim kız arkadaşım, ben ve sen yolda yürüyoruz. O sırada kızın telefonu yere düştü, eğildi aldı. O sırada da altında Nike Pro tight var. Eğildi. En yakın arkadaşım kız mı? En yakın arkadaşım kız kardeşim anlamadım. Benim sevgilim. Ha ben senin sevgiline, evet. Senin sevgilin domalıyor. Ha, bana onu söyleyin baba. Bana kim? Ben onu... Evet. Yengenin götüne bakar mısın? Bakarım. Hadi bas, hadi bas. Kanka bir fırt alırız. Bütün erkekler oradan hani bakarım. Şey gibi sonuçta orada ilkel bir dürtü var doğru söylüyor aslında. İlkel dürtüden bakarsın ha yenge de erik gibiymiş. İyiymiş deyip hayatına devam edersin yani. Orada ereksiyon olmazsın yani. Ereksiyon mu olurum ama? Programa sosyal terörist almışım. Güzel. Galerinde senin hakkında fikirlerimizi değiştirebilecek görüntüler var mı? Aa, neler ama var? Salondakilerin değil, genel seyircinin. Tabii çünkü tabii. Senin hakkında fikirlerimiz çoktan değişti. Niye lan? Çok mu kroydum? Çok mu şey verdim? Güzel mesajlar da verdim ya. Kahpelik yapmayın oğlum. Ucu yok adamın şey ortası yok böyle. Ya bu yürüsün kitlesine beni alıştırma biçimi oğlum. Senin kitlen şey yani çok duygusal biz de yapalım. Benimkiler çok duygusal bak yer yer gözü doldu çocuğu. O da benim kitlen nasıl biliyorsun beni bazen görüyor. Abi senin için kimi öldüreyim diyor anladın mı? Sevgi bu bizde. Hani... Bana da öyle kitle lazım lan. Fikirlerimizi yani. Değiştirebilecek bir şeyler var mı galerinde? Ya webcamlerle aram çok iyiydi benim çocukken. Ve dur sebebi şu. Ama kimseye izletmedim biliyor musun? Kontör atıyor. Yok lan kontör o şey değil ya. Evde ben kendi videolarımı çekerdim hani dedin ya şeyde. Şimdi de bazen evde yapıyorum ama hiçbir zaman hiçbirini yayınlamam. Bilmiyorum niye. Korkmasam belki o şeyden yırtabilirdim. Ne yapıyordun mesela ki webcam'de? Ya her şeyi yapıyordum. Aklına gelebilecek her şeyi yapabiliyordum. Benim aklıma çok kötü şeyler geliyor. Porno geliyor biliyorum. Ne geliyor? Ne? Evet. Daha da... İşte komediyle alakalı şeylerden bahsediyorum. Hayır böyle kesit deniyor. Aynen. Bir şeyler saçma. Bakalım galerime telefon kapalı. Sevgilinin sana gay diye tanıttığı en yakın arkadaşı meğer kızın eski sevgilisiymiş. Senden saklamak için böyle bir yalan uydurmuşlar. Ne tepki verirsin? Çocuk gay değil yani değil tamam. mi? Ben böyle mesela sevgilinin arkadaşıyım böyle. Ay Yusuf falan böyle geliyorum. Bayağı uyumuşum. Ne var oğlum? Çağırmayacak da Kürt programı. Ne bekliyor? Allah Allah abi ya. Abi biz Ali Rıza'dan bunu konuda şey yapmamız lazım. Ali Rıza eşcinsel Kürt oğlum. Ali Rıza
kardeşim. En yakın arkadaşın hayatını kaybetse WhatsApp mesaj kutusunu not defteri olarak kullanır mısın? Yok ya. Ben... Yani bir dakika, WhatsApp kutusunu ben nasıl not, hani şey gibi orada... Mesaj mesela, çocuğa mesaj atıyorsun ya, artık gitmiyor zaten. Ha tamam, dur şakayı şimdi ayıktım, anladım. Ha şey oğlum, bunlar çok şey şakalar ya, Kadıköy kafası, anladın mı? Bana gel. Bu bana gelmiyor, ben burada ayıkmıyorum yani. Benim şey en yakın böyle... arkadaşım hoş, ben böyle şey... En yakın arkadaşım mayına bastı. Hani böyle... öyle de değil oğlum. Benim en yakın arkadaşım hoş, evet çok ofansif ve güzel bir şaka da. Ben hani onunla ilgili bir şey bırakmam. Ben biri hayatıma çıktım, onu komple silmeyi... Engelliyorsun çocuğu. Engellemiyorum, hatırlamak numarasını siler misin, tutar mısın? Silerim, silerim. Her şeyi silerim. Her şeyi, fotoğraflarını... Çünkü unutmak lazım, her şeyi unutmak cenazesinde lazım. Ağlar mısın, yoksa böyle ortamı yumuşatmak için şaka yapar mısın? Ya, ben cenazesine gitmeyelim. Komik bir şekilde ölse? Belki ileride sahnede anlatırım. Sahnede anlatabilirim. Yapar diyor. Yapar. Tamam. Biri geldi, dedi ki benim işte bir kızım var 30 yaşında. Çok yalnız, maaşla benim kızımın sevgilisi olur musun? Ben seni çok beğendim dedi. Özellikle etik anlayışın falan çok iyi dedi. Benim kızla bir Kürt insanla bir görsün. Maaşa bağlı. 10 bin veriyor. Ne 10 bin? Ortalama bir kız ama. Şey gibi değil yani. 10 bin olmaz. Şuna benzer. Kanka ben herkese yatamıyorum zaten ya. Siz bakın öyle artistik yapıyorum da bak. Biz öyle demedi. Oğlum bir kızla mesela ben atıyorum para için onunla evlendim de ben o kadını arzulamazsam ben ona nasıl yatacağım? Mahu niye basıyorsun şimdi? Hayır, paraya bağlı. 5? 5 ne? 20? 1000? 1000. Yok yok. 30 gerçi çok kazanıyor ya. Büyük sahnede oynuyor. Estağfurullah, yok lan şu. Yükselebilmek için başkasının sırtına basar mısın? Eskiden. Yükselmeden önce. Basmış ama. Ali Rıza sordurdu bu soruyu. Harbi mi? Ali'ye bir şey yapmadım ben ya. Basmışsın işte çocuğa. Böyle deyince ben. De. Ben Ali Maho, evet çok mutluyuz, biz rahatsız. Kendini yakışıklı alfa biri olarak görüyor musun? Ulan kadınlar da bana hasta. İsterim ya. Yani o ruh haline bürün, her an bürünemezsin oğlum. Öyle 1.60 alfa mı olur amına koyayım? Gülerler ya böyle bir. Olur mu olur. Maya. Mesela iyi örnekler var. 1.60 olmasa da 1.70 var. Atatürk 1.72 mi ne? Tamam da o alfa yani. Şimdi adam ülke kurmuş lan, biz bunu. Yani durduk yere kendini Atatürk'le kıyasladın. Niye beni Atatürk'le kıyasladın? Başka biri yok mu? Evet. Özete geçiyorum. Ortama zengin biri girdiğinde götü başı ayrı oynarmış. Mahmut öyle diyor. Çevirmelerde tedirgin olurmuşsun. Seni tipinden dolayı döverlermiş. Evet. Yengenin götüne bakarmışsın. Galerinde senin hakkında fikirlerimizi evet, değiştirebilecek görüntüler varmış. En yakın arkadaşın hayatını kaybetse WhatsApp mesaj kutusunu not defteri olarak kullanmazmışsın. Maaşla birinin sevgilisi parasına göre olurmuşsun. Parasına göre gold digger. Yükselebilmek için başkasına basarmışsın. Bastım. Kendini yakışıklı alfa biri olarak görmüyormuşsun. Yok, her zaman. Programı nasıl buldun? Çok güzel. Yine yanlış kameraya bakıyor. Poh gibi program. Kocaman. Tadı da değişik olmuş böyle. Güzeldi.